Atık toplayıcıları yasal güvenceye kavuşuyor. Atık toplayıcıları yasal güvenceye kavuşuyor. Hedeflerimizin birine ulaşmış bulunmaktayız. Türkiye'de bir iş kolu olarak görülmeyen, bu nedenle sokaklarda çalışmalarına izin verilmeyen atık toplayıcıları sıfır atık projesine dahil edildi. Yeni yönetmelikte sokak toplayıcılarına müdahale değil, yer verilmesi gerektiğini bildiriyor, belirtiyor. Bir yılı geride bırakan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık uygulamasında yine bakanlık tarafından sıfır atık yönetmeliği taslağı hazırlandı. Sayın Bakan Yardımcımız ve Türk sayesinde 1 Ocak 2019 tarihinde yayınlanacak yönetmelikte belediyeler sokak toplayıcılarını da toplama sistemine dahil edebilir ibaresi yer aldı. Bu da bizim için çok büyük bir kazanç. Işte. Taslak yönetmeliği değerlendiren Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman 1 Ocak'ta atık toplayıcıları yasal hale geliyor dedi. Sokaklarda işte belediyeler, raptalar gelip malzemelerimize el koyuyordu, depolarımızı yıkıyordu. Yani 1 Ocak itibariyle... Bunu söyleyemeyeceklerdir çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açık ve net diyor ki diyecek ki sokak toplayıcılarını da sisteminize entegre edebilirsiniz. Sokak toplayıcılar da bu sistemin bir parçasıdır. Ulusal kanala konuşan Karaman, atık toplayıcıları artık sokaklarda serbest çalışabilecekler ifadelerini kullandı. 1 Ocak'ta yasal yönetmelikte sokak toplayıcıları ibaresi yer alacak.